Evet arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Doğru denklemi yapıyoruz. Analtik'in ikinci videosu. Ne diyor burada? Eğim nedir diyor. Eğim nedir? Eğim herhangi bir doğruda karşı dik kenarın komşu dik kenarı oranıdır. Yani biz burada tanjant alfadan bahsediyoruz. Buradaki eğim gördüğünüz gibi alfa sıfırla ile 90 derece arasındaysa tanjant alfa pozitif olmak durumunda. Burada bu teta için, geniş açı için tanjant kullanacağız. Trigonometrik birim çemberi az çok biliyoruz. Bu trigonometrik birim çemberimiz. Burası sinüs, burası kosinüs. Peki buradan şöyle bir dik doğru çizdiğimiz zaman, şöyle çektiğimizde şurası alfa ise şu arkadaşımız tanjant eksiyi gösterecek bize. Neden? Burası 1. Karşı dik kenar Böyle komşu dikkenar tanjanttı. O zaman burası tanjant alfadır. Gördüğünüz gibi geniş açı olduğu zaman, bakın geniş açı burası, geniş açı olduğu zaman tanjant da negatif bölgeye geliyor. O zaman bu geniş açıysa buradaki eğim tanjant teta, tanjant teta da burada nedir? Negatiftir. Bunu bilmek zorundasınız. Yani doğru sola doğru yatıksa, şu şekilde sola doğru yatıksa eğimi negatif, sağa doğru yatıksa eğimi pozitif olmak zorunda. Eğimin tanımından gelen, tanjant alfadan gelen bir şey. Peki buradaki tanjant tetanın negatif olması atıyorum mesela burası B olsa, burası A olsa buradaki eğim için ne söylersiniz? Eksi B bölü A'dır bu dersiniz. Burada ne söylersiniz? Mesela burası B kadar olsa, burası A kadar olsa buradaki eğim için ne söylersiniz? B bölü A'dır dersiniz. Ya da şöyle olsa Burada ne söylersiniz? Burası B, burası A ise eğim B bölü A'dır dersiniz. Bu doğru. Şöyle ise diyelim ki burası eksi B noktası, burası A noktası. Bu doğru içinde eğimi ne dersiniz? B bölü A'dır dersiniz arkadaşlar. Bunu buradan böyle uzattık, böyle uzattık. Bakın şurası yine aynı şey. Bu B'nin A'ya oranı, buranın buraya oranı tanjant alfa değişmeyeceği için burada eğimin bu olduğunu söylersiniz. Bunu geçtik. Hadi bakalım. İki noktası bilinen doğrunun denklemi. İki noktası bilinen doğrunun denklemini yazarken ne yapmam gerekiyor? Benim burada tanjant alfaları kullanmam ve yazmam gerekiyor. Buraya alfa diyorum. Buraya da alfa diyorum. Buradaki yükseklik ne kadar? Y eksi Y2 kadar bakın. Y'den Y2'yi çıkardım. Burası da X eksi X2 kadar. Bakın burası. Burası ne kadar? Y2 eksi Y1 kadar. Bakın burası. Burası da ne kadar? X2 eksi X1 kadar. O da burası. Şimdi gayet net bir şekilde burada ne yazabiliyorum? tanjant alfaları yazabiliyorum. Tanjant alfayı yazacağım. Bakın şuradan yazacağım. Y eksi y2 bölü x eksi x2. Şuradaki üçgenden de yazayım aynı tanjantı. Y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Bakın şimdi buradaki değerler zaten bilinen değerler olduğu için bakın burada x1 y1 ve x2 y2 zaten bilinen değerler atıyorum. 1 2 3 5 gibi. Buradaki arkadaşımız nedir? Zaten bilinen bir sayı bilinen bir sayıya dönüştü. Biz bunu m ile gösteriyoruz. Eğimi her zaman m ile gösteriyor. Yani her zaman demeyelim de yani genelde m ile gösteriyoruz. y eksi y2 bölü x eksi x2. Çünkü bazı sorularda m'yi kullanabiliyorlar. Başka bir şey eğim olabiliyor. Buraya biz m dedik şimdi. Bilinen bir değer çıktı en azından bu. 3'tür 5'tir 7'dir. Ne bileyim 1 bölü 2'dir 5 bölü 3'tür falan. Bir şeydir yani. y eksi y2 m çarpı x eksi x2 oldu. Şimdi bu arkadaşı buraya dağıtabiliyorum. Y eksi Y2. Bakın bunu da doğrunun genel denklemi olarak kullanabiliyor. Kitaplarda bunu görüyor olabilirsiniz. Şuradaki M tanjant alfadır. Bakın onu biz kendimiz buradan belirleyebiliyoruz gördüğünüz gibi. O zaman ne oldu? Y eksi Y2. M çarpı X. M çarpı X2. Bu Y2'yi de bu tarafa atarsak. Y eşittir. Mx artı Y2. Eksi Mx2. Bakın şu da bilinen bir değer. Buna da N diyelim. Ne oldu o zaman? Y eşittir. Mx artı ne? Bakın doğrusal fonksiyon. Biz bunu fx eşittir. Mx artı ne? Matematikte görmüş olduğumuz doğrusal fonksiyonla aynı şeydir. Hiçbir farkı yoktur. Sadece biz burada bunu tanjant alfaları eşitleyerek şu format üzerinden yürüyüp gidiyoruz. Öbür tarafta fonksiyon olarak düşünüyorsun. Aslında aynı şeyi düşünüyorsun. Farklı bir şey düşünmüyorsun. Buradan yürüdük. D1 ve D2 doğrularının nesini istiyoruz şimdi? Eğimleri çarpımı. Şimdi D1 doğrusunun eğimi M1. M1 nedir? Tanjant 45'tir. Tanjant 45'in karşılığı da 1'dir. Bunu biliyoruz. Şurası kaç derece? 150 derece. Şimdi D2 doğrusunun eğimi tanjant 150'dir. Tanjant 150'de nedir arkadaşlar? Eğim diyoruz bakın. Eğim diyoruz. Şimdi şurası bir birim bile olsa atıyorum. Burası kaç birim olması lazım? kök 3 olması lazım. Burası 2 olması lazım. Hocam buraya kafana göre 1 yazdın. Niye öyle yaptın? D de, önemli değil. Ben de K yazarım. Kök 3 K yazarım. 2 K yazarım. Hiç önemli değil. O zaman bu da eksi 1 bölü kök 3 olduğunu biliyorum. 1 ile eksi 1 bölü kök 3'ü çarparsam 1 eksi 1 bölü kök 3 cevap eksi 1 bölü kök 3. Yani burada önemli olan tanjant değerlerini bilmektir. Şimdi bu noktalardan geçen doğrunun denklemini yazınız. Evet, öğrenci arkadaşlar, bu analitik geometriyi ilk öğrendiklerinde en fazla problem yaşadıkları işlerden birisi doğru denklemini yazmak. Nasıl yazacağım ben? Arkadaşlar, ezbere yazmaya kalkarsanız öyle donar kalırsınız. Kalabilirsiniz. E, o zaman bence böyle yaptığım gibi bir tane doğru çizip buraya 2 1 yazıp buraya da 4 7 Ha bazen işte e ee hocam bu burada bu burada olamaz mı? E, olabilir. Senin doğru böyle olur. Belki öyledir ama oran orantıda bir şey değişmeyeceği için buraya x virgül y yazdım ya ben. İstersen sen bu x y'yi buraya yaz, bunu buraya yaz, ister bunu buraya yaz, bunu buraya yaz. Ne halt yersen ye, istediğin gibi yap. Hiçbir şey fark etmeyecek orantıdan aynı sonuca sen dönüp dönüp geleceksin. O yüzden boşu boşuna kasma kendini. Şöyle yap. Bak, ben sadece tekrar öğret yani öğretmeye çalışalım. Şuradan y 7. Burası y 7 kadar. Burası x 4 kadar. 7'den 1'i çıkartıyorum. Burası bakın 7 1 kadar. 4'ten 2'yi çıkartıyorum. Burası 4 2 kadar. Şuradaki açı ile buradaki açı aynı. O zaman y 7 bölü x 4 eşittir. 7 1 kaç yaptı? 6. 4 2 kaç? 2. O zaman y 7 eşittir. 3 çarpı x 4 y eksi 7 eşittir 3x eksi 12 y eşittir 3x eksi 5. Burada ne yaptım ben? Sadece ikisinden de tanjant alfaları yazıp yani eğimleri yazıp karşılıklı eşitledim. İstersem önce eğitim eğimi de bulabilirdim. Bakın buradan eğimi bulabilirim. M eğimi nedir? Bak şuradan bulursun. 7'den 1'i çıkar 6. 4'ten 2'yi çıkar 2. Eğimin kaç? 3. Demek ki senin doğrun y eşittir 3x artı c'li bir şey. Bu belli oldu bak. Şimdi deminkinde ben belki söylememiş olabilirim, unutmuş olabilirim. Dur o kağıdı geri almaya çalışalım bir dakika. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Kağıdı ben tutmaya çalıştıkça kağıt da geri kaçıyor. Şimdi şöyle. Burada ne oldu bakın? Bak. Y'yi denklemde yalnız bıraktığın zaman x'in katsayısı eğim oldu bak. Buna çok dikkat et. Gördün mü? Y'yi yalnız bırak. X'in katsayısı eğim. Yani y'yi yalnız bıraktığın zaman x'in katsayısı zaten eğim. Bunu biliyorsun. Şimdi bak o yüzden burası 3 görüyor musun? Eğimi buraya yazdım o yüzden. Şimdi noktalardan birisini rastgele getirip burada üzerine koyup denetletebilirsin. Yani fonksiyon o noktadan geçiyorsa fonksiyonu o, yani o noktayı o fonksiyon sağlamalı. 1'e 2. Y değeri 1 iken x değeri 2 imiş. Ne oldu şimdi? 1 eşittir 6 artı c. C eşittir eksi 5. Demek ki y eşittir 3x eksi 5. Aynı şeyi bulabiliyorsun bak. İkisi de aynı şey. Geçtik 3. soruya. Noktaları aynı doğru üzerindeyse. Baba bunları rastgele böyle patlat gitsin. A virgül 4. Bu 2 virgül 6. Bu 4 virgül 2. Ya ben her seferinde bu doğruyu böyle çizecek miyim? E çizme sen bilirsin. Biz burada sadece gözün görsün öğren diye yaptık. Buradan bunu çıkart. 2 eksi 6. Bundan bunu çıkart. 4 2 6'dan 4'ü çıkart 6 4 2'den de a'yı çıkart 2 a Yeter ki saçma sapan bir şey yapma. Hani bundan bunu çıkarıp sonra da yani y değerlerini 2'den 6'yı çıkarıp 4'ten de bununkini çıkarma yani öyle bir saçmalıkta yapma. Onu yapmadığın sürece herhangi bir başına kötü bir şey gelmez. 4 2 2 6 4 2 2 a Şimdi buradan ne olacak? 4'ü 2'ye böldüm 2. 2 ile 2'yi götürdüm. 1. O zaman a eksi 2 çarptığım zaman buradan 1 oldu. a eşittir. 3'müş. Lokum gibi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gayet kolay. Evet. Bu doğrunun denklemi. Ha, burada bir şey öğretmek istemişiz demek ki. Acaba ne olacak? Bakın şimdi arkadaşlar. a virgül 0. Burada geçtiği yer belli. Burada da geçtiği yer belli. 0 virgül b. Bir de x'ye yazalım. Doğru denklemini hadi bir yazalım. y eksi b bölü x eksi 0. Burada da b eksi 0 bölü 0 eksi a. Bakın ne oldu? y eksi b çarpı eksi a eşittir b çarpı x. Bunu buraya dağıtalım. Eksi a y artı b -A eşittir b -X. Kalem tutmaktan parmağım acıdı artık. a bu tarafa atalım. a b eşittir b x artı a y. Herkesi a -B ye bölersem burada ne oluyor? 1 eşittir bx bölü A, b artı ay bölü ab. A'lar gidiyor. Buradan B'ler gidiyor. Bakın ne buldum? X bölü A artı Y bölü B eşittir 1. Demek ki bundan sonra böyle bir şey gördüğüm zaman direkt bu doğrunun denklemini kestirmeden X bölü A bakın burası artı Y içinde Y bölü B bakın burası şurada geçtiği yer eşittir 1 yazabilecekmişim. Bunu öğrendim. Evet. Bunu da öğrendiğime göre buradan da geçtik. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru. Evet. Şimdi öğrenci arkadaşlar da şöyle bir algı oluyor. İşte iki noktası bilinen doğru, başka bir formülünü ayrı bir ezberleyeceğim. İşte eğimi ve noktası bilinen doğru, onu ayrı bir ezberleyeceğim. Yok arkadaşım öyle bir şey. Deminkisinde biz zaten İki noktadan eğimi kendimiz bulmuştuk. Burada eğimi adam hazır verecek bizim elimize. Biz ne yapmıştık? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'den M'yi bulmuştuk. Sonra Y eksi Y2 bölü X eksi X2 fark etmez. Buraya Y1 X1'i de kullanabilirsin. Buraya Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Şu M değerini buraya yazıp çapraz çarpacaktık. E bunu hazır vereceğim diyor adam. Senin uğraşmana gerek kalmayacak diyor. Yani burası X virgül Y ise... Bunu çektik, bunu çektik. Burası y eksi y1, burası da x eksi x1. Zaten tanjant alfa var elimizde m olarak verilmiş. y eksi y1 bölü x eksi x1 eşittir m. Yine aynı şey y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1. Bakın genel doğru denklemine tekrar geldim. Buradan da nereye ulaşırım? y eşittir mx artı n genel doğru denklemine ulaşırım. Demek ki bunu yazmak yerine şöyle bir şey gördüğümde direkt bunu yazabilirim. Misal eğimi 3 olan işte 1 3'ten geçen bir doğru atıyorum tabi. Y eşittir 3x artı C'li bir şey olacağı kesin. Eğimi 3 çünkü Y'yi yalnız bıraktığımızda X'in katsayısı eğimdir demiştim. Bunu da yazabilirim ya da y eksi 3 bölü x eksi 1 3 de yazabilirim. Yani şöyle de yazabilirim. Böyle de yazabilirim. Hocam burada c'yi nasıl bileceğim? Burada bak y'nin yerine 3 koyduğumda x'in 1 olması gerekiyor zaten. O zaman c'nin değeri de 1'miş. Bak buradan da aynı şeyi bulursun y eksi 3 buradan 3x eksi 3 3'ler gitti y eşittir 3x bak burada da y eşittir ne oluyor lan burada bir yanlışlık var m 3 3x artı c x 1 olduğunda y 3 olacak y eksi 3 bölü x eksi 1 eğim 3 olacak 3x eksi 3 y eşittir 3x burada niye yanlış çıktı eğimi 3 olan 1 3'ten geçen doğru x'e 1 verdik y'si 3 oldu Ha C0. Ya arkadaş işlem yapmayı bilmiyoruz ya. Görüyor musun başımıza geleni? 3'ten 3'ü çıkarıp 1 yazmışım. Ha. Oy oy. Neyse siz siz onun böyle şeyler yapmayın. Patates olduk. Evet. Geçtik. Şimdi 4,1'den geçen eğimi eksi 1 bölü 2 olan doğrunun denklemini yazınız. Şimdi sevgili arkadaşım. Burası neydi? 4,1. Burası x virgül y. İkinci bir noktaya ihtiyacım yok zaten. Eğimim eksi 1 bölü 2. O zaman buradan ne yazıyorum ben? Y eksi 1. Burası x eksi 4. Demek ki y eksi 1 bölü x eksi 4. Bakınız tanjant alfa. Eksi 1 bölü 2 yapıştır gitsin. 2y eksi 2 eşittir. Eksi x artı 4. Sanki sıcak oldu ortam. 2y artı x eşittir 6. Bu bir doğru denklemi. Böyle de bırakılabilir. Y'yi yalnız bırakabilirsin falan feşmeken. Şimdi o şey geldi aklıma. Geçen videoda birisi nasılsın diye bir şey atmış. Bu nasılsın diyen arkadaş beni tanıyor mu acaba? İyiyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Dedik ona da. Ama arkadaş bizi tanıyor mu? Belki de sadece nasılsın demek için nasılsın demiştir. Ben nasılsın deyince herhalde dedim daha önceden tanıdığımız birisidir eğimi eksi 1 bölü 2 olan değer doğru denklemini yazınız. Yazalım. Şimdi böyle yazacağıma şöyle yazabilir miyim? Eksi 1 bölü 2 x artı c. Hadi bakalım. 4,1'den geçtiği için y'ye 1 verdim. Eksi 1 bölü 2 x'e de 4 verdim. Artı c oldu. 3 eşittir c oldu. O zaman ne oldu? y eşittir eksi 1 bölü 2x artı 3. Herkesi 2 ile çarpayım. 2y eşittir eksi x artı 6. 2y artı x eşittir 6. Bu arada bu kalemi çok sevdim. Evet mavi çok hoşuma gitti. Bu kalem hep benim olsun. Eksi 4 2 noktasından geçen x ekseni ile pozitif yönde 30 derece açı yapan tamamdır. Eksi 4 2 olsun. X ekseni nerede ne bileyim nerede ne, nereden bileyim pozitif yönde 30 derece. Buradan 30 derece. Yani ben rastgele şunu düşüneyim. Eksi 4'e 2. Demek ki x ekseninin üzerinde x ekseni aşağılarda bir yerde kalıyor. Önemli değil benim için. x virgül y. Buradan ne yapacağım ben? 30 derece. Yani tanjant 30 lazım bana. Çünkü bu eğim. Tanjant 30 nedir? 1 bölü kök 3'tür. Bilmeyen arkadaşlar için şuraya bir 30, 90, 60 1'dir. Kök 3'tür. 2'dir. Bilmeyen arkadaş da artık Allah başka acı keder vermesin. Tanjant 30'u bilmiyorsun. Daha ne olsun yani? Şimdi buradan y eksi 2 bölü x artı 4 eşittir. Tanjant 30 nedir? 1 bölü kök 3. Bakın bu olacak. İster çapraz çarp ister bunu buraya çarp falan filan. Ne yapacaksan artık. Kök 3 tane y eksi 2 kök 3 eşittir x artı 4. Hocam ne kadar çirkin bir şey çıktı. E her zaman da öyle cillop gibi çıkacak hali yok. Bazen de böyle olacak. Bak bu da senin doğru Mis gibi. Daha ne olsun? Daha ne istiyorsun? Evet geçtik bunu da. Burası 4,6 imiş. Evet canımız acıyacak mı acaba? Şimdi ABC'de kare. D doğrusunun denklemini yazınız. E noktasının koordinatını bulunuz. Şimdi ben buradan buraya dikendirmek istiyorum. Daha önceki videoda söylemiştik. Şununla şuradaki arkadaş nedir? Ee, benzer. Hatta eş ne benzeri. Yani şununla şu aynı. Şimdi ben buraya A kadar dersem burası da A kadar. Burası 4 zaten şurası 4 kadar. Doğru mu? Burası 4 kadar bak 4'e 6. O zaman burası da 4 kadar. Burası 4 kadarsa 6'ya ulaşabilmek için şurası 6 olacak. Burası 2 kadar. Burası da 2 kadar. O zaman buradan bunu indirirsem bu da 4 kadar. Bu da 6 kadar. Bu da aynı çünkü. Bunu biliyorum artık. D noktasının koordinatları belli oldu. D noktası 0,4. Bana e noktasının koordinatları lazım. Hadi hayırlısı ya aklıma o kadar çok şey geliyor ki şu anda. İnanamazsın ya. Aa, burada bir yanlışlık var. Ben buraya niye 6 yazdım? Bir an var ya kalp krizi geçirecek gibi oldum ha. Kriz geçirecektim. 2, 4, 2, 4, 2, 4. Kafa güzel demek ki. Şimdi burası 2. Şurası 4 ise bakın şuradan benzerlik yapmak geçti. Doğru denklemi yazmaktan bir anda vazgeçtim. Anında benzerliğe dönüş. Şurası 6 ise şurası da 6. E noktasının koordinatı ne oldu? 6. 6 da burası. 12,0. D noktası neresi? 0'a 4. Oo, cillop arkadaş. X bölü 12 artı Y bölü 4 eşittir. 1 yazabilir miyim? Niye yazmayayım ya? Kim tutar? O zaman X artı 3Y eşittir. 12. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kim tutar beni? B noktasının koordinatlarını yazıp 6 y, 2 mesela burası 6'ya 2 burası 0 4 buradan da doğru denklemini yazabilirdim. Ama burada benzerliği görür görmez boş ver dedim geçtim. Kim uğraşacak şimdi onunla? Şimdi ABC bir üçgen. ABC için VA ortay denklemini yazınız. Hemen yazalım. Görüyorsunuz tırışkadan bir soru. A eksi (-2, 6), B 82 2) Bu C. A çok çirkin oldu. B'yi buraya yazsaydım daha iyiydi. 8,2. Bu beni rahatsız eder. Aslında yazsak bir şey olur mu? Olmaz. Bir problem çıkmaz ama ben psikolojik olarak burada sıkıntı yaşarım. Canım sıkılır, üzülürüm. Sevmiyorum. Her şey aslında uyguna en azından yakın olsun yani. V A. Şuradan şöyle geleceğiz. Şöyle şuradan geçeceğiz. Eksi 4, 8 ne yaptı? 4 yaptı. Yarısı 2 orta nokta. Eksi 2 artı 2 burası 0 0 yaptı. Demek ki ben eksi 2 6'dan bir de 2 0'dan geçeceğim. Ben buna bir de x'ye yazayım. Çok güzel oldu. y eksi 0 x eksi 2 0 eksi 6 2 eksi eksi 2 eksi 6 bölü 4 y bölü x eksi 2 Ya da önce eğimi yazarsın. Eğimi yaz. Eksi 6 bölü 4 eksi 3 bölü 2. Demek ki y eşittir. Eksi 3 bölü 2x artı c'ymiş. Şimdi 2 0'dan geçtiği için yerine koyarsın. 0 eşittir. Eksi 3 bölü 2 çarpı 2 artı c'dir. Lan oli. Ha oli. Tamam. C eşittir 3'tür. Güzel. Y eşittir. Eksi 3 bölü 2x artı 3'tür. Buradan herkesi 2 ile çarpabilirsin. Ya da şuradan yürüyebilirsin fark etmez artık doğru denklemi yazmayı öğrendin nasıl olsa. Orijinden ve 6,2 noktasından geçen doğru denklemini yazınız. Hemen yazalım. 6,2 şurası. Bakın yine hala konuyu öğrenmeye çalışıyoruz. Orijinden de geçiyoruz. Bakın burası 2 burası 6. Eğimimiz kaç? 1 bölü 3. 2 bölü 6. Ben nereden geçiyorum? 0, 0'dan geçiyorum. 6,2'den. Hazır 0 0 geçiyorsam y eksi 0 bölü x eksi 0 1 bölü 3. Ne oldu? y eşittir x bölü 3 bakın. Orijinden geçen doğrunun artı c'si olmaz. Bunu da görmüş olduk. Ne oldu şimdi? Bunu 3y eşittir x olarak yazabilir miyim? Yazarım. Gayet de güzel yazarım. Gayet de hoş yazarım. 4 3 noktasından geçen o x'e dik olan evet buna da bir bakmak lazım. 4'e 3. Yani şuradan 4, buradan 3. O x'e dik olan. X eksenine dik olacaksam şu olacak. Bakın arkadaşlar burada eğim yazamıyorsunuz. Gördünüz mü? 90 derece burası. Burası 90 derece olunca bu nedir artık? X eşittir 4 doğrusu. Bakın 4 0 burası. 4'e 1 burası. Koyamadığım noktalar var. 4'e 2 burası. 4'e 3 burası falan. Y değişiyor. X değişmiyor. Bu X eşittir 4 doğrusu. Burada nedir? Eğim tanımsız. Çünkü tanjant 90 tanımsız. Eğimi yazamazsınız. Eksi 4, 4'ten geçen eğimi 1 bölü 2 olan doğrunun eksenlerde oluşturduğu üçgenin alanı. Tamam. Y artı 4 bölü x eksi 4. Şunun yanına bir de x y yazdım ben y artı 4. Bak y'den bunu çıkardım. x'ten bunu çıkardım. Eğim de 1 bölü 2. O zaman 2y artı 8 x eksi 4. 2y artı 12 x'tir. x'e 0 verirsem y eksi 6 olacak. Hadi bakalım. y'ye 0 verirsek x'de ne olacak? 12 olacak. Şöyle. O zaman burası 6 kadar. Burası 12 kadar. 6 çarpı 12'nin yarısı 6 kere 6. 36. Bitti. Evet arkadaşlar bitti. Bu videonun da sonuna geldik. Doğru denklemi yazmayı öğrenmişizdir inşallah. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hadi iyi günler.